Neyse. Merhaba. Şöyle yerleşimlerimi yapıyorum yavaş yavaş. Hoş geldin. Selam Yasin. Müziğin sesi nasıl geliyor acaba? Şu an rahatsız edici mi yoksa? Biraz daha açsam mı müziği? Selam. Teşekkürler. Süper yazmış. Teşekkürler. Belki bir tık daha açayım müziği. Sesin az geliyor demiş. Yaklaştırıyorum. Şu an nasıl? Biraz daha yüksek sesle konuşayım belki. Müzik baskın diyor. Şu an nasıl peki? İlk defa canlı yayın açıyorum biraz. Heyecanlandım. Daha mı iyi? Süper. Dilara Serçe ben. Bazılarınız biliyor galiba, bazılarınızla ilk defa görüşüyoruz. Merhaba. Yoga ve meditasyon dersleri veriyorum düzenli olarak. Yoga Vakfı ile birlikte çok güzel etkinlikler yaptık. Müzik baskın mı şu an sizce? Teşekkürler. Müzikle ve benim sesimle ilgili yorum yazarsan sevinirim. Ben fark edemiyorum şu an. Müziği kıs demiş birisi. Kısıyorum. Şu an nasıl? Biraz daha kıstım. Yoga Vakfı ile çok güzel etkinlikler yaptık diyordum. Ak Merkez'de yaptık. Başka nerede yaptık? Acıbadem, Akasya'da yaptık. Biz ya da ben komple müziği kapatayım. Nasıl olur? Şu an nasıl? Müzik baskın yazmış birisi. En kısa al. Kısa alayım. Şu an nasıl? Şu an en kısıkta müzik. Mantra güzel yazmış. Evet, ben de bu mantrayı çok seviyorum. Şu an iyi herhalde. Değil mi? Tamam, süper. Yoga Vakfı'nın güzel yoga festivalinde buluşuyoruz. Online olarak bu sefer. Geçen iki sefer müthişti. Özellikle Akasya'daki böyle coşmuştuk orada mantralarla, yoga dersleriyle. Açık havada, çimlerde. Çok iyiydi. Benim hatırladığım Türkiye'deki en iyi yoga festivaliydi sanırım o. Adnan hocamıza ve Zuhal Hanım'a çok teşekkürler. Namasteler. Beni de bu güzel online festivale davet ettikleri için, buluştuğumuz için. Ben Vipassana meditasyonuyla başladım meditasyona, o sessizlik meditasyonu.
Daha sonra mindfulness meditasyon, şakra meditasyonu, bütün meditasyonları çok seviyorum aslında. Aynı zamanda vinyasa yoga dersleri de veriyorum. Online derslerim pazartesi ve perşembe, onlara katılabilirsiniz. Bugün sizinle neler yapacağız? Çakra meditasyonu yapacağız aslında. Biliyorsunuzdur belki çoğunuz, bilmeyenler için. Sesim iyi geliyor umarım şu an size. Çakra meditasyonunda çakralar vücudumuzda aslında enerji noktalarının yoğun toplaştığı noktalar. Kılcal damarların ve bir sürü subtil enerjinin toplandığı noktalar olarak biliniyor. O Hint metinlerinde, Tibet metinlerinde, bütün eski metinlerde, hatta Osmanlı'da da çakralar çok güzel anlatılmış bazı metinlerde. Osmanlı'da biraz daha böyle koni şeklinde, bu göbek deliğinden, kalpten çıkan bir koni olarak anlatılıyor. Hint metinlerinde daha çok bir tekerlek olarak anlatılıyor. Birbiriyle bağlantılı, sürekli hareket eden tekerlekler aslında. Ve kuyruk sokumundan yükselen bir kundalini enerjisi tüm çakraları omurilik boyunca bir sarmal gibi yukarı doğru yükseliyor aslında. Beynimize doğru. Beynin sağ ve sol lobu, ida ve pingala enerji kanalları var. Onlar sıvılar pompalıyor tüm vücudumuza. Ida daha ay enerjisi, dişi enerji, pingala daha güneş enerjisi. Kadın ve erkek yanlarımız, aydınlık ve karanlık yanlarımız. O ikisinin de dengeli bir şekilde akması için daha mutlu ve daha yaşamdan keyif alır bir hale gelmemiz için o çakraların dengede olması, sağlıklı akması gerekiyor. Bunlar da içsel çalışmalarla uyandırılıyor daha çok. Meditasyon, yoga, kendine yaptığın tüm kişisel çalışmalar, resim yapmak, müzik yapmak, şiir okumak, kendini ifade edebildiğin noktalardan besleniyor. Meditasyonda da tek tek çakra noktalarının üzerinden geçeceğiz aslında. Bununla ilgili daha detaylı eğitimler yapıyoruz biz. Katılmak isterseniz bana yazabilirsiniz Instagram'dan. Sercelit benim hesabım. Bakıyorum yorumlarda. Arkadaki müzik çok rahatsız edici demiş birisi. Kapatıyorum o zaman müziği. Böyle daha iyi. Değil mi? Bilemedim. Bana göre müzik şu an iyi geliyordu ama rahatsız ediciyse kısayım belki. Tamam, kapadım. Rahat bir pozisyonda başlayabiliriz. Süremiz kısıtlı. Daha çok konuşmak isterdim tabii ki ama süremiz kısıtlı canlı yayında. Tekrar buradan Adnan hocamıza ve Zuhal hanıma namaste. Çok sevgilerimi yolluyorum. Ses yüksek demiş biri. Sesiniz huzur veriyor demiş biri. Çok teşekkürler. Evet, şimdi artık yorumları kapatmayı deneyeceğim. Her şey okeyse. Ama kapatmayı bulamadım. Kapatmayayım o zaman. rahat bir oturuşla başlıyoruz. Meditasyonda kalçalarınızın altına bir yükselti alabilirsiniz. Battaniye olur, yastık olur. Biraz daha kuyruk sokumunu yukarı kaldırıp o dizlerin rahatça aşağıya
akması için aslında bir oturuş, rahat olduğunuz bir oturuşu buluyorsunuz. İsteyen uzanarak da yapabilir. Yere tamamen o şavasana pozunda eller, ayaklar rahat bir şekilde sadece sesimi dinleyerek ve bedenini izleyerek yorum kapatmayı bulamadım arkadaşlar. Bakıyorum. Neyse, önemli değil. Rahat oturduğunuz bir pozisyonda, isterseniz uzanarak şavasana'da ama ben daha çok ayakta ve oturuş pozisyonunda yapılmasını iyi buluyorum, daha sağlıklı buluyorum. İsterseniz yorum yapmayı kapat buldum. Kapatıyorum o zaman yorumları. Sonlara doğru açarım tekrar. Bir sorunuz olursa bana yazabilirsiniz. Hesabıma, Sercelit hesabı. Oturuşlardan bahsediyordum. İsterseniz şavasanda yere uzanarak yapabilirsiniz. Sesimi dinleyerek sadece. İsterseniz rahat bir sandalyeye oturabilirsiniz. Sırtınız dik ve uzun olacak şekilde. İsterseniz de bağdaş kurup kalçanın altına bir yastık, battaniye yükselti alıp dizleriniz daha yere yakın, rahat şekilde. Kendi konforlu alanınızı yaratabilirsiniz meditasyonda. Tamamen aslında özgürsün. Ama sırtın uzun ve dik olması. Yani böyle yamuk yumuk, biraz kambur falan değil de biraz daha o omuriliğinize uzaması için bir alan, daha rahat nefes alıp verebilmek için bir alan yaratıyorsun bedenine aslında. Bedenin rahat oldukça yavaş yavaş o ince duyumlara geçebilmeye başlıyorsun. Bedenin hissiyatlarını daha net alabilmeye başlıyorsun. Ve rahat bir oturuşla başlıyoruz şimdi. Artık... Çok kısık müziği açtım. Yavaş yavaş kalçalarımız ağırlaşıyor. Eller istersen dizlerin üzerinde açık. İstersen önünde nasıl rahat ediyorsan. Elini ayağını ayarla kendi bedenine göre. Hepimizin farklı beden yapıları, travmaları, kemik yapıları var. Kimseninki aynı değil. Kimseninki birbirine eş tutmuyor burada. Ve yavaş yavaş dikkatin nefesine doğru gelsin. Şöyle dolu bir nefes al ve boşalt 3 kere nefesini. O odadaki havayı kokla. Nasıl bir koku var şu an bulunduğun ortamda, bulunduğun odada? O kokuyu en ince duyumlarında hisset burada. Ve gözlerin bir oryantasyonla başlayalım. Gözlerin şöyle bir odanın içinde geçsin. Bakmak istediğin, görmek istediğin bir şey varsa, belki dikkatini çeken bir obje, ona ışığın yansıması, gölgenin vuruşu, tüm detaylarıyla bir objeyi izlemek, bakmak, o görme duyusunu keyfini çıkararak. Oryantasyon biraz da meditasyondan önce bizi o alana getirmek için iyi oluyor. Kendini odanın içinde gör.
bulunduğun alandaki mevcudiyetini gör. Daha sinir sistemini rahatlatan ve güvende hissettiren bir çalışma oryantasyonu meditasyonlarınıza katabilirsiniz. Ve yavaş yavaş göz bebeklerin kapanıyor artık. Rahat bir şekilde göz bebeklerin çok sıkmada ve gözlerinle bir yuvarlak çizmeye başla. Daire soldan sağa, sağdan sola. Diğer tarafa da bir daire çiz. Gözlerin kapalıyken yine o beyne giden görme damarları rahatlıyor burada da. Gözlerin kapalı artık. Dikkatin kulaklarına gelsin bu sefer. Kulaklarına o dışarıdan gelen sesleridir. Nasıl bir ses var? Belki bulunduğun alandaki o uğultu. Belki uzaktan gelen bir ses. Belki benim sesim. Belki müziğin sesi. Dışarıdan gelen sesleri duyun. En ince detayına kadar. Ve içinden gelen sesleri de duyun. O iç konuşmaları, yargılar, düşünceler, fikirler. Hepsi o dıştan gelen sesler ve içinden geçen sesler. Hepsi bir bütün olarak bu anın gerçekliğini oluşturuyor. Bu anın içinde gör kendini. Kendine ayırdığın bu vakitte o keyif alabildiğin alanı araştır. Artık geçmişin kavgasında değil ya da gelecek planı içinde değil. Tam olarak bu anın içinde mevcut olabilme halini hatırla. Pür dikkat. Bu anda kalabilir misin? Ve yavaş yavaş dikkatin birinci çakraya doğru geliyor. Kuyruk sokumu. Birinci çakra, kök çakramız. Bütün o kalça, oturma kemiklerin. Poponun kaba etleri, o yerle temas eden yumuşak doku, üst bacaklar, baldırlar, dizler, cinsel organın, yumurtalıklar, ayak bilekleri, o yere temas eden ayağının üst yüzeyi, topuk noktası, parmakların, tüm bu bölgelerdeki hislere bak. Nasıl bir his var? Bir beden taraması yapıyoruz burada. Bu saydığım noktaları pür dikkat dinlemeyi araştırıyoruz. O meditasyonda yavaş yavaş pratik ettikçe bedenini dinlemeyi öğreniyoruz. İçimizi, o hissiyatları dinlemeyi alışkanlık haline getirmeye başlıyoruz. Pür dikkat, dikkatin kök çakrada. Kök çakra, bu bedenin en alt kısmı. Toprağa en yakın noktamız. Buradaki duyumlara bak. Nasıl hisler var? Belki bir uyuşukluk. Belki bir sıkışma, hemen hareket etmek, çıkmak istiyorsun belki. Tüm duyumları, hisleri fark et burada. Yargılamadan, eleştirmeden, değiştirmeye çalışmadan şu anki mevcut durumu sadece izliyorsun, gözlemliyorsun. Kök çakra,
rengi kırmızı olarak gör gözünün önünde. Bütün o yumurtalıklar, cinsel organın, o aileden gelen karmik etkilerinde biriktiği bir nokta. Daha dünyevi hallerin çıktığı bir nokta burası. Başarı, hırs, kıskançlık, öfke, kendine öfke, başkalarına öfke, tüm bu noktalar buradan besleniyor aslında. Daha dünya ile olan bağlarımız, bizi dünyaya bağlayan şeyler, evimiz, arabamız, aileler, ilişkiler ve toprağa en yakın noktamız. Kendini bir çiçek gibi düşünürsen, o yere kök saldığın noktalar aslında karanlık yanlarımıza biraz daha derinleşebilmek. Çoğu kez o karanlık yanları bakmak istemeyiz. Öyle bir cesaret bulamayız belki. Bu noktaya bakıyorsun burada. Her nefes alışımda tüm yumurtalıklar, bacaklarım, kemikler şifalanıyor. Ve her nefes verişinde bu bölgeyi sıkan, geren ne varsa bırakmayı seçiyor. Nefes alıp veriş pratiği belki buna doğru dönüyor. Her noktada burnundan bir su gibi al nefesi ve sadece bu bölgeye gönder. Kök çakra, birinci çakramız. Üç dolu nefes al bu noktaya. Boşalt. Sanki bu bölgeye nefes alıp veriyorsun. Pür dikkat, buradasın. Ve yavaşça dikkatin yükseliyor yukarı doğru. Göbek deliğinde dikkatin. İkinci çakramız. Turuncu rengi. Sakral çakra. Sadece bu bölgeye nefes alıp ver. Karnına nefes alıp veriyorsun. Sanki nefes alıp verdikçe göbek deliğin sırtına yaklaşıp uzaklaşıyor. O göbek deliğinin yanlarındaki alanları da doldur burada. Belki elin ihtiyaç duyuyorsan karnına getir. Tüm iç organlarını muazzam bir düzenle dizildiği bir nokta. Tüm iç organlar bir uyum içinde tıkır tıkır çalışıyor. Böbrek, mide, dalak, hepsinin kendi titreşimi var, kendi frekansı var. Bir tanesi bile bozulsa diğerlerini de etkiliyor. Belki burada önce bir şükret çalışan tüm o iç organlarına. Her nefes alışımda tüm organlar şifalanıyor, iyileşiyor. Kendi frekansıyla, ritmiyle bir uyum içinde. Buradaki hissiyatlara bak. Göbeğinin yanı, o belinin arkası, o karın bölgesini dört bir yandan hissetmeyi dene. Nasıl hisler var? Belki açlık hissi, bir acıkma, guruldama, belki tokluk, belki bir ağrı. Negatif ya da pozitif olmasını ayırt etmeksizin biraz daha nötr olduğun bir yerden bak bu hissiyatlara. Ve olanı olduğu gibi kabul etmeyi araştırıyoruz burada. Değiştirmeden, manipüle etmeden, dönüştürmeden sadece fark et. Fark ettiğin an zaten hisler, durumlar dönüşmeye başlıyor. Bedenimiz hep bize bir mesaj veriyor aslında, o ağrılar, acı noktaları. Diyor ki beni dinle,
beni fark et, sana bağırıyor oradan. O yüzden bu çalışmalar çok değerli. Bedenimizi dinlemeyi, o ağrıyı, acıyı, zevk veren noktayı fark etmeye başlıyoruz. Pür dikkat, 3 dolu nefes al karnına ve boşalt burada. Ve burası ikinci çakra, turuncu rengi. O yaratıcı enerjinin de aktığı bir nokta. O zevk veren şeylerin bize, hoşumuza giden şeylerin. Belki her nefeste bu çakra için buna niyet edebilirsin. Hayatımda bana zevk veren, buna huzur veren şeylerin çoğalmasına, artmasına niyet ediyorum. Hayatımın merkezine biraz daha bana iyi gelen, zevk veren şeylerin çoğalması için bir davet sunuyorum burada. Bir bak, hoşuna giden şeyler neler, sana keyif veren, yapmaktan hoşlandığın, vakit ayıramadığın şeyler neler? Belki resim yapmak, müzik yapmak, yeni bir şey yaratmak, yemek yapmak, sevdiklerine vakit geçirmek. Tüm bunları yaptığında bu karın bölgesi o zevk aldığı şeylere doydukça bu çakramız, buradaki tüm organlar şifalanmaya başlıyor, akışkan olmaya başlıyor. Daha çok o nefes al ve boşalt karnına. Son bir kez sıkıyorsan yumuşalt bu bölgeyi. Şarkıyı da çok seviyorum. Yavaşça dikkatinle yukarı doğru çıkıyor. Kuyruk sokumundan başlayıp yukarı doğru yükseliyoruz çakralarda. Dikkatin kaburgalarının hemen altında. Belki ihtiyaç duyuyorsan elini getir bu noktaya. Raise up my sisters, raise up. Noktada diyafram kesi olarak biliniyor solar plexus çakra. O sarı rengini gör gözünde. Altın sarısı, güneş sarısı, belki başak tarzı. Burada güneş tutulması olduğu gezegenle ilgili. Belki bu noktada biraz sıkışıklık hissettin. Belki derdi eşlik duyanlar oldu. Bu noktaya gidiyorsan diyafram kası bir kumbe gibi her nefes aldığında geriliyor. Bunu bir gör. Ve her nefeste şimdi bırakıyor kendini. Yere doğru bir poşet gibi. Her nefes aldığında geriliyor yukarı doğru. Her nefes verdiğinde bırakıyor. Bir dikkat. Diyaframa getirebilir misin dikkatini? Gözlerin kapalı. Dikkatin tamamen diyaframda. Kaburgalarının hemen altı. Ve dört bir yandan dinle bu noktayı. Daha sırt kısmından da, yanlardan da, ön taraftan da. Bir bak nasıl bir his var bugün. Solar plexus çakrada. Ve burası da yine bizim hayatta aldığımız kararlarla, tercihlerle alakalı bir nokta. Her
yeni bir karar aldığında, yeni bir tercih yapmak zorunda kaldığında bu çakra, burası yoğun çalışıyor aslında hissiyat olarak. Buradaki duyumlara bak. Belki bazen kendimizle ilgili, bizimle ilgili, bizim vermediğimiz bir karar duyduğumuzda, belki bir ani bir kaza, ani bir ölüm haberi duyduğumuzda bu noktaya böyle bir yumruk yemiş gibi oluruz. Burası sanki kasılır. Bizimle ilgili ama bizim almadığımız bir karar olduğunda o ilahi düzende bu nokta çoğu kez böyle bir sıkışır. Bilirsiniz o hissiyatı. Her nefes aldığında bu bölgenin iyileşmesi için bir niyet. Hatırla, olan her şey bütünün hayrına oluyor, olması gerektiği gibi. Şu an olan her şey olması gerektiği gibi. Bunu kendine bir tekrar et. Her ne olduysa bütünün hayrına, benim hayrıma oldu. Ve üç temiz nefes al bu noktaya. Her nefes alışında tüm hücreler yenileniyor. O yaşam enerjisi doluyor içimize. Her nefes verdiğinde de bir bırakıyorsun aslında. O ölüm hali, hücrelerin eskiyor. Bırakıyorsun, bir şeylerle vedalaşıyorsun, kopuyor gidiyor. O nefes alıp verme dengesi, alma ve verme hali, o yaşam ve ölüm hali, ikisinin arasındayız. Sürekli nefes alıp da kalamazsın, sürekli o yaşam enerjiyi yüksekte kalamazsın. Ve sürekli o verme halinde nefessiz de kalamazsın. İkisinin arasındaki dengeyi hatırlatıyor bize nefes. O diyafram noktasına üç dolu nefes al ve boşalt son bir kez. Kendi ritminde. Ve yavaşça dikkatin yukarı doğru çıkıyor. Kalp çakrasına doğru. Göğüs kafesin, kaburgalar, iç organların, akciğerler, meme uçları, omuzlar, kollar, tüm bu noktalar kalp çakrasının etkilediği alanlar, kalp çakrasının noktaları. Dolu bir nefes al, belki hiç kıpırtısız durmaya başlıyorsun kalp çakrasından, yukarısında. Belki kaşınmak istiyorsun, belki hareket etmek istiyorsun. Belki bir sinek konuyor yüzüne. Kal, hiç kıpırtısız kalabilir misin? Kıpırtısız kaldıkça en ince duyumlara doğru fark etmeye başlıyorsun, hissetmeye başlıyorsun. Her nefes alışında göğüs kafesin yükselip iniyor. Pür dikkat, kalbine getir dikkatini. Hiç kıpırtısız dururken bile nefes içinde akıyor, hayat akıyor. Sen hiç kıpırtısız otursan bile hayat devam ediyor. Akışında, kendi ritminde olması gerektiği gibi. O yüzden o durma halini hatırla. Meditasyonda o kalma halini hatırla. Sürekli bir koşturmaca içindesin. Uyandığın an dikkatin hep dışarıda, gözlerin hep açık. Kontrol etmeye çalışıyorsun kendini, olayları, insanları.
istasyonda biraz daha durma halini hatırlıyoruz. Durup dinleme, gözlemleme halini hatırlıyoruz. Kal biraz dikkatin kalp çakrasında, sırtın arkası, omuzlar ve kalbinin bir uzantısı olan kolların omuzlardan başlıyor. Üst kolların, dirsekler, el bileğin, avuç içlerin, parmak uçların. Bir bak nasıl hisler var buralarda. Kalbinin bir uzantısı, elinin, kolların. Dolu bir nefes al, göğüs kafesini doldur en yüksek nefesinle. Ve boşaltırken dibine kadar boşalt. Daha dolu nefeslerin buradan. Tam bir nefes, göğüs kafesini doldur ve boşaltırken yine dibine kadar boşalt nefesini. İçlerinde dikkatin, parmak uçlarında, ömür boyu ellerine neler yaptığını hatırla. Dokunmak için, hissetmek için hemen uzanıyorsun. Sarılmak için, sevmek için dokunuyorsun. Yemek yapmak için, sanat yapmak için, yeni bir şey üretmek için. Dua etmek için ellerini kaldırıyorsun. Namaste'de ellerini birleştiriyorsun. Ömür boyu ellerine neler yaptın? Ve belki hiç kıpırtısız, parmak uçlarındaki hissiyatlara bak. Daha ıslak mı? Kuru mu? Yavaşça niyetini gör, kalbine doğru indir burada. Sevgiyle, şefkatle gör niyetini. Ve kalbinden de omuzlarına iniyor. Kollarında, el bileklerinden parmak uçlarına indir niyetini, dileğini. Ve eller birleşsin kalbin önünde. İlk defa dokunurcasına. Sağ ve sol elin, dişil ve eril tarafın, aydınlık ve karanlık tarafın, ikisi de mevcut hatırla. Ve niyetin için, dileğin için dolu bir nefes al. Ve boşalt nefesini. Ve ellerinin arasına hafifçe arala burada 1-2 santim. O bedenindeki ısıyı fark et. Avuç içlerindeki ısıya gelsin. Pür dikkat. O ellerindeki gücü fark et. Enerjiyi. Eter enerji. Ve yoğunlaş burada. Pür dikkat. Ellerin arasına, kalbinin önünde, kalbinin rehberliğinde. O enerjiyi yoğunlaştır ellerinde. Nefesin doğal akışında. Ve ilk defa dokunurcasına. Ve
kelepçeler dokunuyor birbirine. Sağ ve sol. Dişi ve eril yanların. Niyetini hatırla son bir kez. Dolu bir nefes al. Ve boşalt. Niyetin yayılsın. Yavaşça ellerin geliyor dizlerine yeniden. Kalbin için son bir kez dolu bir nefes al. O yeşil rengini gör, zümrüt yeşili. O doğanın, ormanların rengini gör gözünün önünde. Her nefes alışında o kalbimdeki temiz, ferah, boşluklu alanı çoğaltmaya niyet ediyorum. Hatırla, boşluk olmadan yeni bir şey gelmiyor hayatına. Her nefes alışımda o temiz, ferah, boşluklu alanı, kalbimdeki odacıkları çoğaltıyorum. Ve her nefes verişimde de kalbimi ağırlaştıran, katılaştıran, bana artık yük olan hisleri bırakıyorum. Artık bana hizmet etmeyen düşünceleri, hissiyatları, insanları özgür bırakıyorum. Akıp gitsin kalbimden. Her nefes alışında dolu bir nefes al, o geniş, ferah, boşluklu alanı çoğalt. Her nefes verişinde de izin ver, bırak gitmesine. O alma, verme dengesi içinde kalbin her zaman. Ve yavaşça dikkatin yukarı doğru geliyor. Boğazında dikkatin. Gırtlağın önü, kulaklarının altı. Belki ihtiyaç duyuyorsan ellerini götür boynuna. Ense köküne. Dolu bir nefes al burada. Boğazına doğru, gırtlağına doğru. Nefesin bir su gibi burnundan alıyorsun. Boğazına doğru yönlendir. Bir bak orada nasıl hisler var. Bugün. Şöyle bir yutkun, o gırtlağının önünü hisset. Ense kökündeki hislere bak, omuriliğin ilk başladığı nokta. Ense kökü çok hassas bir nokta. Çoğu kez o streste, gerginlikte tutulan, kasılan bir nokta. Ve rengi mavi renk. O deniz mavisini gör. Boğaz çakrası, kendinizi ifade ettiğiniz nokta. Nasıl konuşuyorsun? O içinden geçenleri olabildiği gibi dışarı yansıtabiliyor musun? Mesela çoğu kez söylemeyeyim, düşünceler içimde kalsın, gerek yok söylemeye gibi şeyler olabiliyor. Çakranın daha akışkan, sağlıklı olması için. O içinden geçenleri, kalbinden geçenleri olduğu gibi dışarı akıtabilmeye niyet et. Filtrelemeden, değiştirmeden, karşımdaki üzülecek mi, kırılacak mı, onun gerginliğini yaşatmadan. Ve belki o düşüncelerin, fikirlerin löps diye böyle ağzımızdan çıkmasındansa biraz daha o kalbine indirip sevgiyle, şefkatle görür. Sonrasında dilinden dökülmesine bir niyet sunabilirsin. Mindfulness aynı zamanda kalpten yaşamak, kalpten sevgiyle ifade edebilmek. Boğaz çakrası, gırtlağın, dilin, çenen, o dilindeki hislere bak. Nasıl bir tat var dilinde? Nasıl bir his var? Yumuşak dilin, çene kası, dudak
yanaklarını sıkıyorsan yumuşak, yanakların yumuşak. Dilindeki tada bak, rahatsız bir tat mı? Kuru mu? Sulu mu? Tatlı mı? Ağzındaki duyumlara gelsin. Yutkunduğunda nasıl bir his var? Ve belki bu çakrada o deniz mavisi rengini gör gözünün önünde. Ve ağzımdan çıkan, dilimden dökülen her şeyi sevgiyle, şefkatle, anlayışla akmasına bir davet sunuyorum. Yavaşça dikkatim yukarı doğru geliyor. Beden taraması yükseliyor yukarı doğru. Kulaklarında, şakaklarında, göz bebeklerinde, burnunda, o yüzündeki hislerde nasıl bir his var? Bak burada. Biraz daha nötr olduğun hale getir yüzünü, hislerini. Dolu bir nefes al, alnın ortasına doğru getir dikkatini. Tüm o kaşların arası, şakaklar. Sıkıyorsan yumuşat bu bölgeyi. Birkaç nefes, burada dikkatin, alnın tam ortası, o beynin sağ ve sol lobu, ortadaki küçük beyincik, o epifiz bezinin salgılandığı bir nokta. Dolu bir nefes al, beynin ortasına doğru gönderiyorsun sanki. Bakışların, göz bebeklerin yumuşak, bakışların hafifçe, başın, beynin arkasına doğru bakıyor belki. Belki de alnın ortasına doğru bakıyor. Bir bak nasıl daha rahat. Gözlerin burada. Gün içinde dikkatimiz hep dışarıda. Gözlerimiz hep açık, ileri doğru bakıyor. Meditasyonda biraz daha dikkatimiz içeri doğru bakmaya başlıyor. Bakışlarımız içeriye doğru dönmeye başlıyor. Ve burnundan aldığın nefesi gönder alnın ortasına doğru. Ajna çakra, üçüncü göz çakrası da deniliyor. Bu çakranın sembolü bin yapraklı lotus çiçeği. Ortada bir yuvarlak ve iki tane lotus çiçeği yaprağı, iki tane taç yaprak. Ajna çakra sembolüne bakarsınız, çok güzel bir sembol. O iki taç yaprağı da beynin sağ ve sol lobunu temsil ediyor. Daha Shiva ve Shakti enerjisi, dişil ve eril enerjilerin dengesi aslında. Ajna çakramız, alın bölgesi. Ve dün bir sürü gök olayları yaşandı. Güneş tutulması, yeni ay. Bu göksel olaylardan ilk etkilenen noktamız, kafatası. Gezegenlere, dünyaya, güneşe ve aya en yakın noktamız. Tanrı'ya, o ilahi olana en yakın noktamız. Dolu bir nefes al buradan, bu noktaya. Ve belki burada niyetin o duru görünün açılması, zihninin saflaşması,
berraklaşması için dolu bir nefes al ve boşalt burada. Pür dikkat, alnın ortasında dikkatin. Üst üç çakramız, boğaz çakrası, ajna çakra ve tepe çakra daha ilahi kanalların açıldığı noktalar. Daha Tanrı'yla, gökyüzüyle, benliğimizle ilgili açılımlar yaşadığımız noktalar. Ve biraz daha o şükür halinin geldiği nokta aslında. Şu ne zaman ki şikayet etmeyi bırakıyorsun, o şükretme haline geçiyorsun. Olanı kabul etme haline geçiyorsun. O büyük resmi, ilahi düzeni görmeye başlıyorsun. Üst üç çakran güzel akışında, sağlıklı akıyor demek. Ve son çakraya doğru geliyor dikkatimiz. Başın en tepesi. Tepe çakramız. Buradaki hissiyatlara bak. Kafatasının en üstü. Dolu bir nefes al burada. Tepe çakraya doğru. Başın en tepesi. Ve her nefes aldığında uza başın tepesine doğru. Sanki bir ip çekiyor seni yukarı doğru. Kuyruk sokumundan yere doğru bırak. O köklerin yayılıyor karanlığa doğru. Kalçaların, cinsel organın. Ve aynı zamanda başın tepesine de uza. Yine o çiçek gibi olduğun halini hatırla. Bir çiçek nasıl hem gökyüzüne, güneşe ve aya doğru yükseliyor, açıyor yapraklarını. Aynı şey zamanda hem o uzama açılma halinde yere doğru da bir kök salıyor. Köklerin sağlam olmazsa, karanlığa gidecek cesaretin olmazsa, yukarı doğru da çok yükselemiyorsun, yapraklarını çok açamıyorsun. O yüzden o ikilik halini hatırla. Hem yerin altına, toprağa doğru bırak bedenini, hem de gökyüzüne doğru uza. Her uzadığında o omuriliğin açılmaya başlıyor. İç organların arasındaki mesafeler genişlemeye başlıyor. Hem karanlığa doğru bırak, hem aydınlığa doğru aç kafanı. Ve dikkatin pür dikkat başın en tepesinde. Bir bak nasıl hisler var. Kafatasında belki yeni ayın enerjisine, o ayın hallerini ilk hissettiğimiz nokta burası. Tepe çakra, daha ilahi bağlantıların, o şükür halinin, o kanalın açıldığı nokta. Tepe çakrada dikkatim pür dikkat. Ve nefesini de yine buraya gönder. Burnundan alıyorsun. Gönder başın en tepesine. Her nefes aldığında uza. Ve bir çiçek gibi ol belki yaşantında. Bir çiçek tüm güzelliğiyle açıyor yapraklarını. O güzel kokularını etrafa yayıyor. Ve yoldan geçen bir insan onu kokladığında, oh ne güzel dediğinde, çiçek bundan bir karşılık beklemiyor. Ah sen beni kokladın, sen de bana bunu yap, şunu ver bana gibi bir isteğe girmiyor. O çiçek halini hatırla burada. Beklentisiz olmayı. Bir insana bir güzellik verirken, iltifat ederken, yemek verirken karşılığını beklemeden yapabiliyor musun? Bir çiçek gibi başın tepesine uza o ışığa, aydınlığa doğru. Ve aynı zamanda
toprağa, yerin altına doğru da o köklerini hatırla, atalarını, aileni, ailende her ne olduysa kabul et, olan oldu. Alt üç çakranın dengesi, daha dünyevi hallerimiz, dünya ile bağlantılarımız ve üst üç çakranın dengesi, daha ilahi olanla, hislerle, benliğinle bağlantın ve tam merkezinde kalp çakrası. O kalbindeki hissiyatlar, kalbinle kurduğun sevgi, alma verme dengesi, sevgini ne kadar verebiliyorsun, ifade edebiliyorsun ya da sana verilen sevgiyi, ilgiyi ne kadar alabiliyorsun. Ve eller birleşsin kalbin önünde, kalbin rehberliğinde. O üst üç çakranın ve alt üç çakranın dengelenmesi için, şifalanması için bir davet sun burada kendine. Üst üç çakra, boğaz, ajna çakra ve tepe çakra, alt üç çakra, diyafram, göbek deliği, kök çakra, kuyruk sokumu ve kalbim rehberin olsun. Dolu bir nefes al kalbine doğru. Ve niyetini hatırla burada son bir kez ve boşalt. Dolu bir nefes al kalbine, göğsüne doğru. Ve boşalt nefesini. Tekrar dolu bir nefes al. Ve boşalt nefesini. Hatırla ki her zaman kalbin rehberin olsun. Kalbin en iyisini biliyor. O kalbine sormayı, kalbini dinlemeyi pratik ediyorsun belki bu çalışmalarda. Dolu bir nefes al ve boşalt burada. Ve belki tüm çakraları baştan ayağa şöyle bir gör. O gökkuşağının tüm renkleri, kuyruk sokumun kırmızı renk, göbek deliğin turuncu renk, diyafram, solar plexus sarı renk ve kalbin yeşil renk ve boğazın mavi renk ve alnın mor renk ve başın tepesi beyaz renk. O gökkuşağının tüm renkleri içinde mevcut hatırla. Her nefes alışında hepsini parlatmaya niyet et. Ve içindeki o renkleri dışarı yansıtabilmeye niyet et. Buradan. Ve başını düşür yavaşça kalbine, bedenini selamla. Teşekkür et kendine. Aldığımız nefes için, bize hayat veren, can veren nefesimiz için, içimizdeki tüm renkler için, aydınlık ve karanlık yanlarımız için, ailemiz için, dostlarımız için, bizi bugün burada buluşturan teknoloji için ve bizi biz yapan tüm deneyimlerimiz için çok şükürler olsun. Ve namaste hepinize. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umarım hepinize çok iyi gelmiştir bu meditasyon, bu çalışma. Çok teşekkürler. Namasteler. Çok az vaktimiz kalmış. Yorum yapmayı açıyorum. Bir sorunuz varsa çok kısa yazabilirsiniz. 15 dakikamız kalmış. Umarım iyi geldi size bu çalışma.
Ben çok seviyorum bu çakra meditasyonu. Sıralar bolca yaptırıyorum.